Emre benim annemin eline başka erkek eli değmedi ne demek ya? Ne mi demek? Yani bu şimdi senin annene sen... ve eşine 35 dakika 4 gün önce oyuncak sahaya fırlatarak memleket en büyük felaketlerden birini yaşamış. Annene, eşine 35 dakika yaş taraftarı küfür edecek. Sen de annenin, eşinin ee, o üzüntüsüne şahit olacaksın. Ve onları korumak adına bir cümle kullanacaksın. Bundan ötesi değil ki bu cümle. Anladım, Benim ama şimdi annemde, o cümlede bunu seyreden birçok insan şöyle düşündü. Ee, bir insanın hayatında, geçmişinde, hayatın herhangi bir döneminde e, hayatın birileri olabilir, elini tutmuş olabilir, tabii ki de olabilir. sevgilisi olabilir, eşi olabilir, tabii bir ki de sürü olabilir. şey yaşamış olabilir. Bu o insanın hayatıyla ilgili olumlu ya da olumsuz, işte <laughs> hele ki namus, şeref, temizlik, haysiyet bunlarla ilgili hiçbir şey söylemez. Ne bir kadın için ne bir erkek için. Senin cümlenden böyle bir sonuç da çıktı. Bir böyle düşünenler, yorumlayanlar seyreştirenler de oldu. 20 saniye o videoyu izlerse insanlar onu anlayabilirler. Ben hatta ondan 3-4 gün sonra bir basın toplantısında bunu bunu getir, getirmiştim gündeme. 20 saniye o videoyu izlenirse bunu çıkarabilir insanlar. Böyle anlamış olan insanlardan da özür diledim ben o zaman. Hmm. Ama benim insanların geçmişinde yaşamış olduğu ilişkilere binaen onların haysiyetini, şerefini belirleyecek kriter midir bunlar? Bir erkek için eşinin daha önce bir ilişkisinin olmaması şeref meselesi midir? Bu kadar sapkın bir zihniyet olabilir mi? Beni bu kalıbın içine nasıl soktunuz siz? Benim 40 dakika annem, eşim küfür yemiş. Hem de 20 metreden küfür yemişler. Ben onları korumaktan aciz kaldım. Bir anda başka bir gündem oluşturdular benim adıma. Annen mesela bu şey dinlemiş mi senin bu konuşmanı? Annem dinlemiş konuşmamı 20 saniye. O basit ama sizden demiş, Emre benim elimi elde Nereden biliyor demiş eşime. Yani o benim böyle bir şey demeyeceğimi bilir. Annem. Benim bir kız kardeşim var eşinden ayrıldı. İnşallah hayırlı bir eş bulur. Bu mudur yani hayata ya bulur, bakışımız? ya da yani. Bu kadar mı ayrıştık biz yani? İnsanları tabii, tabii. Linç, linç, etmek için bu kadar mı kolaylaştı bu işler yani? Bir de hayatımı, hayatıma dahil ettiğim benim kendi gerçeklerim var. Herkesin bir özgür alanı var. Özgürlüklerimiz var. E, candaş abi. Ben kimin hayatına müdahil olabilirim? Kim benim hayatıma müdahil olabilir? Ben kimi yargılayabilirim? İşte yani o laf biraz öyle anlaşılmaya da ya, ama bu ben. çok açık bu söylediğin yani. Benim söylediğim şey çok samimice Emre Berezoğlu olarak o 20 saniyelik videoyu izleyen herkes için ne geçerliyse o değil. Ben burada benim annemin, eşimin yeşim, yaşamış olduğu sıkıntıyı, maruz kaldığı hakareti hak etmediklerini dile getirmek için. E kimse hak etmiyor Yoksa, zaten öyle bir kimse, şey olabilir mi ya? E sen 5 gün önce oyuncak attın statta çocuklara. Alkışladık biz de. Biz de onu gördük. Gözümüz doldu. Beşiktaş taraftarı. Ne yaptı benim annem? Ben o gün maçta ne yaptım size? Hayır, bu sana özel bir şey Yok, değil. Yok şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde bir yani teknik direktör, oyuncu, ailesine, annesine, babası yani kimiyse yani bu tabii bu yani kim yapıyorsa bunu yanlış yapıyor yani. Şimdi biz de sahanın içinde hatalar yaptık. Küfür ettiğimiz zamanlar olmuştur, atıştığımız zamanlar olmuştur. Ama maç bittikten sonra bizim için biter orası. O sahanın içi. Şimdi ben sahanın kenarında bir teknik adamım artık. Ben gidip taraftarla muhatap olamam türbünde. Bana edilen küfürleri de 35 dakika dedim ben artık yani ne yapıyor bunlar dedim yani. hay bir şey yaparsın bir etki tepki olur bir şey de yapmıyor. Sahaya bakıyoruz zaten 10 kişi kalmış takım. Düşünüyorum formasyon nasıl yapayım diyeyim. bir yandan devamlı küfür geliyor buradan. Şimdi ben maçtan sonra söylemiş olduğumu tekrarı olsun, İkrarı olsun. Bunu bir şeref meselesine getirebilecek bir cümle değildi o yaşamış olduğumu annemin eşimin yaşamış olduğu hakareti kabul etmediğimi dile getirmekti. Yoksa bir insanın geçmişinde yaşamış olduğu ilişki erkek kadın ne farkı var ki erkekle kadının? Hani erkek yaşa, yaşayınca sıkıntı yok kadın yaşayınca mı sıkıntı var? Buna mı çektiniz yani benim konuşmamı? Hatta her açıdan çok daha üstün Bence bir şey bana sorarsan, <laughs> kadınlar. bana sorarsan bu ülkedeki yani o, o, o cena karşı en büyük nefret duyan kişi benim yani. Ne farkı var ya kadınla erkeğin? Bu kadar ayrıştık biz. Zaten kendi kendimiz içimize, içimize ağrıştık da yaşamış olduğu geçmişteki ilişkiye binaen eşinin kocasının kendine şeref adletmesi. Beni bu kalıbına soktunuz ya bir anda siz. Çok ayıp oldu da biz kapattık geçti onu. Yine de belki ben de o yaşamış olduğuma maruz kaldığıma e, binaen çok daha doğru konuşabilirdim. Biz de bazen kaybedebiliyoruz kendimizi. Ne olursa olsun. Ya ben bu memleketin bir evladıyım. Sokakta geziyorum. Benim bir annem var, bir eşim var. Herkesin bir annesi, eşi var. Birçok kez bir iş taştı dostlarım. E sen ne kadar Tabii yakın canım. bir abimsin yani. E ben dört gün önce sen oyuncak atacaksın, bizim hepimizin gözü olacak. Dört e gün sonra benim anneme, eşime küve edeceksin. Bu da yani biraz da empati, biraz daha e, en azından o süreçte beklemediğim bir e, Dur sana durumdu. şey soracağım.